konusuna, ne diyor konusuna geleceğim ama önemli konu olduğu için bağlantımızı yapalım istiyorum izninizle. Mehmet Cengiz Bey çünkü bizi bekliyor. Fazla bekletmeyelim onu. Bağlantımızı yapalım. Deniz Fener'i konuşalım. Sonra tekrar konuya dönelim. Eyvallah. Olur mu? Unutmayın lütfen. Eyvallah. Arkadaşlar alalım Mehmet Bey yayına. Avukat Mehmet Cengiz Deniz Fener'i başkanı. Kendisini ben de göreyim burada. Mehmet Bey hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk Ümit Bey. Teşekkür ediyorum. Allah iyilikler versin efendim. Deniz Fener'imiz nereye ışıldatıyor? Hangi dünyanın mazlum coğrafyalarında ışık tutuyor efendim? Kimlere yol gösteriyor? Neler yapıyorsunuz bu Ramazan'da? Hayırlı olsun Ramazan'ınız, mübarek olsun. Çok teşekkür ederim Ümit Bey. Sizin de Ramazan'ınız mübarek olsun. Deniz Fener'i olarak 25. Ramazan'ımızı idrak ediyoruz. Çok maşallah, şükür. Ne güzel. 25 yıldır bu milletin, insanlığın hizmetinde bir hayır müessesesi Deniz Fener'i Derneği. Neler yapıyoruz? Tabii Türkiye'de ve dünyada büyük bir salgın hastalığını hep beraber yaşıyoruz. Yoğun olarak vefa gruplarıyla beraber Deniz Fener Derneği bir plan çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında gıda ve temizlik malzemeleri çok hızlı, yaygın bir şekilde dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. 120 bin ailemize ulaşmayı hedefledik. Önemli bir kısmını dağıttık. Dağıtım işlemlerimiz devam ediyor. Tabii her Ramazan geldiğinde, Ramazan öncesinde tıpkı hacca gidenler, umreye gidenler gibi bizim uluslararası yardım kuruluşlarını bir heyecan sarar. Yardım gönüllerini bir heyecan sarar. Çünkü her Ramazan'da biz yüzlerce yardım gönüllümüzü dünyanın dört bir yanına göndeririz. Oradaki kardeşlerimizle buluşurlar. Ramazan'ın ruhaniyetini birlikte yaşarlar, iftar sofraları kurarlar, yetimlere harçlıklar verirler ve bu millete dualarını, heybelerine doldurarak dönerler. Bu Ramazan'da bu yönüyle yurt dışına gönüllerimizi gönderemediğimiz için biraz yüreğimiz buruk. Ama gönlümüz yine dünyadaki bütün mazlum kardeşlerimizle beraber. Biz gitmesek de yine yaklaşık 15-20 ülkede gıda dağıtımları ve yetim harçlıklarına yönelik organizasyonlar yaptık. Gönüllerimizi gönderemesek de gönlümüzü gönderdik onlara. İnşallah yine kardeşlerimizle gönüllerimiz beraber. Ama bu Ramazan yoğunluklu olarak Türkiye'deyiz. Türkiye'deki krizle birlikte mücadele noktasında bu krizin aşılmasında vefa grubunun bir parçası olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Sayın Başkanım, gerçekten çok güzel iş çıkartıyorsunuz Türkiye'de. Bütün yardım dernekleri, vakıflar hep beraber vefa grubuyla birlikte. Çokça sayıda haberde hemen hemen her birinizin ayrı ayrı isimleri geçiyor. İnsanlar şükranlarını, teşekkürlerini sunuyorlar, minnetlerini sunuyorlar. Çünkü zor günlerden geçiyorlar. Yani yurt dışından gelip burada yurtlarda karantinada kalmak zorunda insanlar yine sizler vasıtasıyla, afet vasıtasıyla ihtiyaçlarını karşılıyorlar bir taraftan. Yani lojistik anlamında. Efendime söyleyeyim, öyle günlerdeyiz ki kimin gerçekten hani gariban olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu söyleyemeyen çok sayıda insanla karşı karşıya olduğumuz bir dönemdeyiz. Belki bu salgın hadisesi yüzünden dükkanının kapısını kilitleyip çıktığında adamcağızın çeki vardı, çekle ilgili gerekli hazırlığı yapmamıştı ya da belki cebindeki son parayı ona verdi. Çoluğuna çocuğuna ekmek alacak bir durumu kalmadı bu insanların. Gerçekten işleriniz çok zor bu manada. Allah yardımcınız olsun. Siz de bu şekilde herhalde veri tabanlarınızı falan bir şekilde güncelliyorsunuzdur. Yani kimler neye ihtiyacı var, ne oluyor, ne bitiyor. Bu konuda bizlerin yapabileceği bir şey var mı efendim? Şimdi tabii bizler kendi başlarına hayata tutunamayan dezavantajlı gruplara yıllarca yardım götürdük. Elbette. Fakat büyük bir tecrübe var. Bu salgın başka bir şey. Bu salgında sizin de ifade ettiğiniz gibi kişinin dükkanı kapanmış, işten çıkarılmış, mevzuat gereği dükkanı açamaz vaziyete gelmiş, evinden dışarı çıkamadığı için, o iş yerindeki işi yürüyemediği için bir şekilde muhtaç duruma düşmüş. Yani normal hayatını yaşayan birçok insan bu krizden dolayı, salgından dolayı muhtaç duruma düşmüş. Evet. Bir günde Deniz Fener Derneği'nin çağrı merkezini binlerce insan arıyor. Artık çağrı merkezlerine cevap verecek imkanımızı aşar bir şekilde geldi. Mehmet Bey şey mi? İhtiyaçlarını belirtmek için mi arıyorlar? Yani ihtiyaç sahibi olduklarını belirtmek için mi telefon ediyorlar size?
Tabii ki çok çok sayıda ihtiyaç, yani tahminlerimizin belki de çok üzerinde evet. ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Evet. Bunlar normal hayatını yaşarken şu kriz döneminde bir muhtaçlık durumu söz konusu oldu. Bugün milletçe bizim dayanışma içerisinde olma zaruretimiz var Ümit Bey. Bu kriz dünyanın her tarafında var. Dayanışmayı millet, devlet, sivil toplum en iyi şekilde yapan ülkeler bu krizde en başarılı bir şekilde mücadelesini vermiş olacak. Ben inanıyorum ki Türkiye bu mücadelede dünya ortalamasının çok üzerinde fevkalade iyi bir mücadele veriyor. Cumhurbaşkanımızın bir sivil toplum başkanı gibi bir kampanya başlatmış olması, yaklaşık 2 milyar lira oradan bir bağış toplanmış olması çok kıymetli. Sivil toplum olarak bizim bu bağışın onda birini değil %1'ini dahi toplama imkanımız yok. Bu krizle baş edebilmek için topyekun bir mücadele, bir yardım seferberliği, bir yardımlaşma, dayanışma seferberliği gösterme imkanımız var. Zaruretimiz var. Bugün elinde olan olmayana mutlaka vermesi gerekir ki bu mücadelede başarıyı en üst seviyelere taşıyabilelim. Bu geçici bir durum. İnanıyoruz ki bu Ramazan bayramıyla birlikte devletin de almış olduğu salgına karşı tedbirler gevşetilecek. İş hayatı yeniden canlanacak. İnsanlar sosyal hayatla, iş hayatıyla, ekonomiyle yeniden buluşacak. Normal yaşantısına, kriz şartlarına göre yeniden dönmüş olacak. Ve normal hayatı biz yaşadığımız zaman bu krizde etap etap inşallah kapanmaya başlayacak diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz Ümit Bey. İnşallah. Elbette siz imkanlarınız çerçevesinde koşturuyorsunuz. Hepsine yetişmeye çalışıyorsunuz mutlaka. Ama nihayetinde yardım derneklerimiz, vakıflarımız hemen hemen tamamı özel şahsi aile vakıfları vesaire falan hariç olmak üzere elbette. Yardımseverlerin verdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran birer köprü vazifesi görüyor. Bu manada Türkiye halkının sizin ve sizin gibi derneklere, vakıflara yaklaşımı, yardım seviyeleri nasıl, yeterli tutarda oluyor mu, yeterli düzeyde oluyor mu? Bir de hangi yollarla size yardım gönderebilirler? Ben hep şeyi söylüyorum, yani son 10 günündeyiz Ramazan'ın, herhangi bir günde Kadir Gecesi olma ihtimali var ve her gün vereceğimiz sadakalar eğer Kadir Gecesi'ne denk gelirse, yani 1000 ay boyunca sadaka vermiş gibi olacağız ya da yardım vermiş gibi olacağız hesap yaptığımız zaman. Hani uyanığızdır ya biz, zekatlarımızı falan hep Ramazan'da veririz, böyle daha hayırlı olacak, daha evet. sevaplı olacak diye. Bir anlamda böyle bir durum da var. Size nasıl ulaşırlar, nasıl yardımlarını iletirler, bu yolları da bize bir aktarır mısınız efendim? Önce ben teşekkürle başlamak istiyorum. Bu millete teşekkür etmek lazım. Gerçekten bizler çok merhametli bir toplumda doğmuşuz, bu toplumda yaşıyoruz. Allah'a şükretmemiz lazım. Fakiri, fukarayı, komşusunu zayıflamış da olsa sürekli koruyup kollayan bir milletin mensuplarıyız bizler Ümit Bey. Evet, çok vakıf medeniyetinin mirasını taşıyoruz diye övünerek her zaman söylüyoruz. Övünmeliyiz de, yani dünya ortalamasının epeyce üzerinde sosyal hayata duyarlı bir toplumun fertleriyiz. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Bu Ramazan bizler açısından evet bir kriz var, bir dünya genelinde bir salgın var. Bereketli geçiyor. Sadece ismi zikretmekte beis yok çünkü bir aileden bahsediyorum. Ülker ailesi bu kriz nedeniyle Denizseler üzerinden her ay düzenli 10 bin koli gıdayı bu millete ulaştırarak bu krize, bu krizle mücadeleye destek veriyor. Bunlar gibi nice iş adamlarımız var, şirketlerimiz, holdinglerimiz var, hayır sahiplerimiz var, emeklilerimiz var. Emekli maaşını alıyor, oradan 50 lirayı bizim yardım kuruluşlarımıza bağışlıyor ki bir yaraya merhem olsun diye. Bu yapılar önemli Ümit Bey. Kesinlikle. En darda kaldığımız zaman bizim bu vakıf medeniyetinin ruhunu taşıyan yardım vakıflarımız, derneklerimiz mutlaka ayakta kalmalı. Güçlü olmalılar. Bizler, rahmetli Sabahattin Zaim hocamız, benim üniversiteden hocamdı, şöyle derdi. Siz sabreden zenginle, şükreden zenginle, özür dilerim, şükreden zenginle sabreden fakir arasında bir iyilik köprüsünüz. Biz bir iyilik köprüsüyüz. Veren elden alan ele bir iyilik köprüsü. Bu yapıları ne kadar güçlü kılarsak, bu toplum krizler karşısında mücadele ederken o kadar güçlü olacaktır. Deniz Feneri Derneği 25 senedir bu toplumun
hizmetinde, insanlığın hizmetinde. Bugüne kadar 70 ülkede çeşitli nedenlerle insani yardım faaliyetleri yürüttü Deniz Feneri Derneği. Bu milletin merhametini taşıdık bizler Ümit Bey. Evet. Bu yapıları hayırseverlerimiz mutlaka güçlü kılmalılar. Ramazan ayındayız. İşte bin aydan daha hayırlı olan bir Kadir Gecesi'nin içinde barındıran bir aydayız. Evet. Ve insanlar hayırlarını genelde de Ramazan'da yerine getiriyorlar. Kriz büyük ne olur? Bugün elinde olan olmayana mutlaka vermeli. Kendisi verebiliyorsa en yakınından başlayarak kendisi vermeli. Kendisi ulaşamıyorsa Deniz Feneri'ne, İHA'ya, Kızılay'a bir sürü yardım kuruluşlarımız var. Buralara ulaşmalılar ve buralar üzerinden mutlaka bugün olmayanın elinden el birliğiyle, gönül birliğiyle tutmamız gerekiyor. En basit bağış yöntemleri var. Deniz Feneri'ne 55-60'a bir SMS atmak suretiyle bağış yazarlar, yardım yazarlar, fitre yazarlar, fitre için özel bir bağış hattımız var. Bu bağışı yaparak 10 TL, 55-60'a bir SMS atarak 10 TL bağış yapabilirler. En kolay bağış yöntemimiz bu. Evet. Fitre veriliyor Ramazan ayında. 54-07'ye bir SMS fitre yazarak fitre vermek isteyen bir Müslüman kardeşimiz buraya SMS atması halinde 27 TL bir fitre, evet, 27 TL bağış yapması halinde fitre yazarak biz o fitresini bayramdan önce inşallah fitrenin verileceği yoksul kardeşlerimize, muhtaçlara ulaştırmış olacağız. Deniz Feneri Derneği'nin 24 saat hizmet veren 0212 414 6060 nolu bir çağrı merkezi numaramız var. Yardım isteyenler de bu numarayı arıyorlar. Bağış yapmak isteyenler de bu numarayı arayabilirler. Buradan çağrı merkezi görevlilerimiz bizim bağışçılarımıza her yönüyle mutlaka yardımcı olacaklardır. Deniz Feneri Ork.tr web sitemize girdiklerinde Deniz Feneri'nin bütün yardım projelerini görecekler ve yardım yapmak istedikleri takdirde kredi kartlarıyla Deniz Feneri'nin web sitesinden istedikleri projemize destek olabilirler. Yine şu anda evdeyiz, karantinadayız. Her birimizin mobil telefonları var. Bilgisayarlarda internet bankacılığı sistemini kullanıyoruz. Kendi hesaplarına girdiklerinde internet bankacılığından, ödemeler sekmesinden, bağış sekmesine geldiklerinde Deniz Feneri Derneği'nin projelerine destek verebilirler. Zekatlarını altına not olarak yazarlar. Zekat bağışlarını Deniz Feneri'ne yapabilirler. Diğer her türlü projemize yine kendi banka hesapları üzerinden de ulaşmak suretiyle yardımlarını gerçekleştirebilirler. 7 gün 24 saat karantinada da olsak bu hayır kapıları hep açık ve dua ediyoruz ki bu hayır kapılarımız inşallah kıyamete kadar ayakta kalsın ki bu toplum güçlü kalsın Ümit Bey. İnşallah. Ben orada duamı şöyle yapıyorum Mehmet Bey. İnşallah bir gün yardım edecek kimseyi bulamazsınız. Yani bütün, evet, ihtiyaç sahiplerini... Deniz Feneri'nin vizyon cümlesi son dünyadaki son yoksula ulaşıncaya kadar diye bir hedef koyduk kendimize. Ulaşamasak da bu hedefimizi inşallah Deniz Feneri'nin kapısı açık kaldığı müddetçe devam edecek. Dua ediyoruz ki bu milletin yüreğinden Allah merhameti eksik etmesin amin, inşallah. Amin. Amin efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin elinizde de bu ülkenin merhameti, bu milletin merhameti dünyada neredeyse ulaşmadı, köşe kalmadı. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin şahsınızda şu an bile hali hazırda dışarıda ihtiyaç sahibi insanlara kolileri dağıtmak için uğraşan Deniz Feneri gönüllülerine, çalışanlarına, şoförlerine, lojistik hizmet sağlayanlarına gerçekten teşekkür ediyoruz. Sizin aracınız efendim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz şimdiden. Hakkınızı helal edin diyoruz. Çünkü aslında hepimizin üzerinde hakkınız var. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Estağfurullah, sizler hakkınızı helal edin. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Kemal Bey'e de teşekkür ediyorum. Dinliyorum kendisini. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar efendim. Çok sağ olun efendim. Evet. Mehmet Cengiz Bey ile birlikteydik Deniz Feneri'nden. Çok enteresan bir hatıramı anlatayım. Arkadaşlar abi reklama geçelim diyorlar. Reklama geçeceğiz, bir ara vereceğiz ama. 2007'de Mısır ile Gazze arasındaki duvar yıkıldığında biz ekip olarak kalktık oraya gittik. 4-5 kişilik bir ekiptik. Kulakları çınlasın sevgili Abdullah Bayrak, Turan Kışlakçı, işte Yaşar Kutluay, efendim. Duvardan atladık, Gazze'ye girdik. Biz Gazze'deyken orada bir görevli daha vardı, Deniz Feneri'nden. Ya aynı gün geldi ya bir sonraki gün geldi, hatırlamıyorum. Bir hanımefendi hemdi. Yanlış hatırlamıyorsam Mısır'dan gelmişti.
Allah alem. Oradaki işte yardım çalışması ne yapılabilir, ne edilebilir onunla ilgili organizasyon çalışması için. İşte dediğim gibi dünyanın dört bir tarafında bu ülkedeki insanların merhametini ulaştırmak için hizmet veren insanlar sağ olsunlar, var olsunlar. Kemal Bey, sorumu unutmadım. Siz de cevabınızı unutmayın. İnşallah unutmamışsınızdır zaten bunca yıllık gazeteci olarak. Ama bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar cevabımıza başlayalım.